İstanbul Kuyumcu kentte bir kuyumcu çırağı şeytana uydu, ona emanet edilen 2,5 kilo altını çalıp kayıplara karıştı. Polis iğneyle kuyu kazdı, o çırağı Silivri'de kiraladı, günübirlik evde saklanırken yakaladı. Güvenip illaki altınımızı teslim ediyoruz. Direkt alıp kaçıyorlar. Çırağına güvenip 2,5 kilo altın teslim etti. Ama o çırak ustasına ihanet etti, altınları alıp kaçtı. Biz de zamanında çok yaşadık. Geçenlerde de problem yaşadık. Çocuk gitti, geri gelmedi. Kolay para her zaman tatlıdır tabii bu işte. Kuyumcu kentte bir esnaf 18 yaşındaki genci çırak olarak işe aldı. Çırak zaman içerisinde ustasının güvenini kazandı. Geçtiğimiz günlerde esnaf çırağına 2,5 kilo altını teslim etti. Çırak o altınları yine kuyumcu kente bir başka dükkana götürecekti. Çok kıymetli bir maden bu altın. Yani bir gramı 1000 lira. Doğal olarak tabii genç arkadaşların çok cezbediyor. Ne yazık ki o da şeytana uydu. Yaklaşık 2,5 milyon liralık altınla mağazadan çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Bazen böyle ufak çaplı vurgunlar, bazen büyük vurgunlar. Yaşayabiliyorum. Gençlik yani, bilmiyorum. Kanlarım kaynıyor artık. Şeytana uyuyorlar. Talihsiz esnaf, diğer dükkandan gelen altınlar bize ulaşmadı telefonuyla durumu anladı, şikayetçi oldu. Dolandırıcılık masası ekipleri şüpheli çırağın kaldığı adresi kısa sürede tespit etti. Silivri'de günübirlik bir dairede kıskıvrak yakalandı. Çaldığı altınların 1 kilo 155 gramı da ele geçirildi. Eski çırak adliyeye sevk edildi. İnsanlara güvenemez olduk. Biz kime güvenip de iş yapacağız?